Kayseri'de birbirini böyle ağır, temposu yüksek derecede sevenler birbirine armağan edildi. Öyleyse gidip demek ki Kayseri'nin örgünün selamlayıcı bu. Ertesi gün toplantıya gidiyoruz. Ciddi bir kalabalık var. Ağzını yedikleri bir selamünaleyküm dedim. O dili çok iyi konuşuyoruz Kayseri'de. Kardeşler, onun için herkese anlatırlıklar konuşacaksınız. O dille yaklaşacaksınız. Ve göreceksiniz ki gelecek bizim olacak. Ve geliyorum son sözü. Yarın akşam Show TV'de bir geçenki programa cevap teşkil edecek programımız var. Bu akşam son uçakla İstanbul'a dönmemiz lazım. İnşallah Perşembe gecesi de alternatif özel diye tekerlekli bir programımız var. 2,5 saat sürecek, tek başımıza kadromuza çıkacağız. Kardeşler, onun için müsaade edemezsin isterken Üstad Necip Fazıl'ın dürtörtlüğüyle sonluyorum. Mihraptan ilahi selam geliyor. Yere bitsin gökten selam geliyor. Ne para ne pul, ne vatan ne mevki, sağ olun haklara adil can geliyor. Nisan Polis Günü kutlamaları etkinlikleri içerisinde Şoförler ve Otomobilciler Odası ile birlikte Emniyet Müdürlüğü ilçemizde faaliyet gösteren şoförlere briefing verdi. Teşkilatın mensuplarının bayramını kutluyorum. Sağ olun. Bu toplantımızın amacını biraz sonra kardeşi bir amirimiz Adili Başkomiserim. Bayram münasebetiyle biraz da fazla isteriz herhalde. Kendileri de mağdur görürler. Zaten yeteri kadar uğraşıyorlar ama bazı aksaklıklarından dolayı fatura noksanlarımız oluyor. Buyurun Adili Bey. Teşekkürler. Arkadaşlar, önce teşkilatımızın kuruluşu yapılan kutlamalar çerçevesinde bugün de trafik büro amiri olarak şoför esnafımızla toplantı yapmak, dertlerini dinlemek, çözümleri nedir, ne yapabiliriz, elimizden ne gelir, bunları konuşmak, görüşmek üzere toplanmış buluyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Tural'da daha önceleri otobüs halk taşımacılığı otobüslerle yapılıyordu. Ancak belediye başkanının ve yönetimin almış olduğu bir kararla taşımacılık minibüslerle yapılıyor. İhale edilmiştir. Özel kişiler belediyenin verdiği ölçüler dahilinde güzergahlarda belediyenin denetimi altında adınaydı. Belediye başkanımızın çalışmaları sonucu taksi durakları şahısların değil de o durakta çalışan tüm arkadaşların adına kayıt tescili yapmak suretiyle bazı düzenlemeler yapıldı. Tabii ki bunda üzülenler de olmuştur, sevinenler olmuştur. Mutlaka bir kararın alınmasında sevinen de vardır, üzülen de vardır. Ama eğer alınan kararda sevinen taraf çoğunluktaysa demek ki alınan karar doğrudur. Şimdi minibüsçülük olayı yeni, kooperatif taksicilik olayı yeni. Haliyle aramızda bazı sürtüşmeler demeyeyim de bazı noksanlıklar vardır. Yani bizim
Sizlerden isteğimiz nelerdir? Sizlerin bizlerden istediğiniz nelerdir? Hani bizim derken ben kendi adıma değil, kanun olarak, siz düşünürce olarak nelere uymanız gerekir, neleri yapmanız gerekir, neleri yapmamanız gerekir? Bunları görüşmek, tartışmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Halle bütün arkadaşlarım ne düşünüyorsa düşündüğünü söylemekte serbest çünkü bizim sorgulama değil, maksat. Sohbet, sen derdini söyleyeceksin ki öteki arkadaşım o konuda ne biliyorsa, ne yapabiliyorsa bunları görüşüp yapacaksın. Şimdi bizim öncelikle, ben minibüslerden başlayayım. Minibüsçülük olayı dediğim gibi Tural'da yeni. Hat olarak önceleri ihale edilmişti. Belediye otobüslerinin yanında. Ancak daha sonra minibüsçüler ihaleyle taşımacılık işlemini tamamen belediyeden aldı. Belediyenin sadece şu anda yanılmıyorsam 3 tane falan bir otobüs var. Sabah öyle akşam çıkıyor o da. Art mağlulu gaziler var, fakirler var, güçsüzler var. Bunları taşımak için, bunlar, öğrenciler var. Bu hizmeti yerine getirmek için belediye sadece sabah, öğlen ve akşam saatlerinde okul önlerindeki öğrencileri almak için bir servis çıkar. Bunun haricindeki taşımacılık tamamen minibüsler yapıyor. Daha önce de dediğim gibi minibüsün hatta eriydi, otobüsün hatta eriydi. Ancak şu anda minibüsler şehirde belediye otobüsünün çalışmış olduğu hatların tamamında taşımacılığı minibüsler yapıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız veya taksilerimiz bu olay böyle bilmediği gibi mahalle aralarına giriliyor falan deniyor. Doğrudur. Bazı minibüs şoförlerimiz hattın dışına işte vatandaş yorulmasın der. Onun için girer veya benim acil bir işim var onun için der girer. Bunu ama hattın ölçüsü nedir, çizgisi nedir? Şu anda bilmiyorum belki çoğunuz da bilmiyordur taksiciler, minibüslerin belediyeden bu işi aldığını. Şimdi bu girerler, taşırlar. Ancak haliyle güzergahın dışına çıkmaları, belediye otobüsü güzergahın dışına çıkmaları yasaktır. Çünkü belediye o duraklarda durup alırlar. Şimdi onları da yadırgamıyoruz çünkü Tural'da minibüsçülük olayı yeni. Haliyle bazı eksiktir, aksaklıklar olacaktır. Bugün saat 17'de Özel Tokat Ferden Sahnesi belediye sitesine taşındı. Hoş geldiniz. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Meltem Kurt adına nüfus cüzdanı ile okul kimliği kaybolmuştur. Bulanların Kanal Alfa'ya başvurmaları rica olunur. Bugünkü döviz kurları ise şöyle. 1 Amerikan doları alış 41.700, satış 41.850. 1 Alman marka alış 30.200, satış 30.450. Bölgemizdeki hava durumu ise parçalı bulutlu, yükseklerde yağmurlu geçmesi bekleniyor. Bu akşam Özel Eczanesi nöbetçi Alfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri izlediniz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar. Selim Çelikbaş, Abdülmecit Demir, Saif Aslan, Rıfat Şahin. Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya hazırız. İbrahim Güneş, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Konuşması. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçenek sana yardım veriyorlar. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 11 Nisan 1995 Salı Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Bugün saat 10.30'da Türk Hava Kurumu Şubesi'nde 30 yılını ve 15 yılını dolduran üyelerine bir altın ve 5 gümüş rozetle birlikte 6 adet plaket düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Hizmetlerinden dolayı gelen başkanlığımız tarafından gönderilen rozet ve beraatları ayrıca yine Kızılay'da görev süreleri 15 yılı dolduran ve çalışmalarını takdirle karşıladığımız iki arkadaşımızda onursal üye beraatları gelmiştir. Bugün sizlerin huzurunda bu arkadaşlarımıza beraatlarını vereceğiz. Şimdi beraatlarını vermek üzere Başkan Vekilimiz Ahmet Dumanlı abinin beraatını yine aynı yaşta ve
hizmet süresinde bulunan Mustafa Aslan'ın verilmesini talep ediyoruz. Buyurun. Mustafa Balcı. Mustafa Balcı. Mustafa Balcı'nın verilmesini talep ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Altın Uzer, Peber Altın. Altın Uzer. Rozetti'ye hasrandır. Arkadaşımız. Başör. Ahmet Duman'la arkadaşımıza Rozetti'nin ve Beraat'ın verim huzurunda veriyoruz. Buyurun, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Sağ olun. Yine Ahmet Duman'la abimize Kızılaycan'da onursal üyelik beyatı verim üzere Sayın Ahmet Erkol Bey'i. Evet diyoruz. Kızılay Yönetim Kurulu üyesi ve bizim hava kurumu memurumuz Haşim Günaydın'a çalışmalardan dolayı takdirle karşıladığımız memurumuz Haşim Günaydın'a da onursal üyelik beraat vermek üzere Sayın Ali abim, Ali Ağır abimi davet ediyoruz. Değerli kuruluşumuz, kıymetli kuruluşumuz, 15 yıl dolduran üyelerimize altın rozetini, beratını takdim ediyorum. Ben de Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı'na ve onun nezdinde çok değerli yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederiz. Sık sık haberlerimize konu olan altyapı çalışmaları neden yarım bırakılıyor? İlçemizin bitmeyen sorunu olan altyapı çalışmaları havaların yağışlı olması nedeniyle hem işlerin aksamasına hem de vatandaşlarımızı zor duruma sokuyor. Yenişehir halkının pazar ihtiyacını gidermek için kurulan Cumartesi Pazarı'nın yerinin günler önce kazılarak öylece bırakılması vatandaşlarımızı düşündürmeye başladı. Bir yandan bozuk olan yolların yağış nedeniyle çamur olması, diğer yandan ise vatandaşların çukurların kapatılmaması nedeniyle pazar alışverişlerini nasıl yapacaklarını ve bu yolları nasıl kullanacaklarının cevabını biz yetkililere bırakıyoruz. Altyapı çalışmasını yapan yetkililer, kazdığınız yolları işiniz bitince tekrar eski haline getiriniz ki vatandaşlarımız işkence çekmekten kurtulsunlar. Abiler uçuya bak. Biz döşerse hemen kapanırdı. Fazla da bir işi kalmamış kalmadı değil mi? Kalmadı. Biz bir saat sürmüyor bunların bizlere. Beton falan gerekmiyor. Lastikli dağıyorlar hemen anında. Bu yani cumartesi gününe kadar yağmur yağsa da yine böyle kalacak. Yağmur yağsa kesin. O zaman pazar da kurulamaz gibi. Pazar da kurulamaz. Pazarda üstümüz başımız batıyor çamurlardan. Çok zorluk oluyor. Sonra annemizden azar çitiyoruz. Arkadaşlarımızın bazıları bu kazılan çukurların içlerine düşüyorlar. Bazı yerleri inciliyor gibi şeyler. Buraların yapılmasını istiyoruz. Asfaltlanmasını istiyoruz daha doğrusu. Buraların hep asfaltlanmasını istiyoruz. Gelir giderken buralardan geçmek çok zor oluyor. Bazı kişiler düşüp bir yerlerini incitebiliyorlar. Onun için belediyenin buraya bakmasını istiyoruz. Evlerimizin önlerinde de çok çamurlar var. Oraların da asfaltlanması gerekiyor. Ekmek aslanın midesinde. Evet sayın izleyiciler, günden güne zorlaşan hayat şartlarından dolayı evde ders çalışması gereken küçükler memleketin ücra köşelerinde çöplerde eşinerek ekmeklerini arıyorlar. Adın ne? Kerim. Efendim? Kerim. Kerim. Kaç yaşındasın sen? 11. 11 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Gidiyorsun. Kaça gidiyorsun? 5'e. Bunları ne amaçla topluyorsunuz? Satma amacıyla ailenize yardım ediyorsunuz, katkıda bulunuyorsunuz. Ne kadar peki satabiliyor musunuz bunları, para kazanabiliyor musunuz? Kazanıyoruz. Kazanıyorum. Ne kadar kazanıyorum? Bunları nereden topluyorsunuz peki? Avrulardan topluyoruz. Sokaklardan topluyorsunuz, satıyorsunuz sonra. Senin adın ne? Adem. Adem. Sen de abinle birlikte çalışıyorsun. Sen kaç yaşındasın? Ne? 7. 7 yaşındasın. Sen okula gidiyor musun?
Gidiyorum. Gidiyorsun. Kaça gidiyorsun? 1'e. İlkokul 1'e gidiyorsun. Peki. Peki Hüseyin. Turhal Belediye Başkanlığından duyurulur. Mezbahamız 12 Nisan 1995 tarihinden itibaren belediyece işletilmeye başlanacaktır. Kasap esnafımıza ve harici kesim yaptıran hemşehrilerimize duyurulur. Meltem Kurt adına nüfus cüzdanıyla okul kimliği kaybolmuştur. Bulanların Kanal Alfa'ya başvurmaları rica olunur. Bugünkü döviz kurları ise şöyle. 1 Amerikan doları alış 42.400, satış 42.650. 1 Alman marka alış 30.275, satış 30.500. Bölgemizdeki hava durumu ise parçalı bulutlu ve yağmurlu, rüzgar kuzeyden hafif esecek. Bu akşam Deniz Eczanesi nöbetçi, Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Mutlu akşamlar. Selim Selikbaş, Abdülmecit Demir, Saif Aslan, Rıfat Şahin. Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya alın. İbrahim Güneş, Orman İşletme Şefi Halbis Kılıç, Şeker Kontrolü. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçen insana yardım edin. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 12 Nisan 1995 Çarşamba. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlık seçimi için Cumhuriyet Halk Partisi lokalinde partili delegeler bir araya geldiler. Bu bütünleşme sonrası Merkez Yürütme Kurulları'nın bize verdiği bir takım bilgiler ışığında genelgelere dayanarak bu bütünleşmeyi yerel örgütler bazında da sağlamak için her ilçemizde bu tür toplantılar yapıyoruz. Biliyorsunuz bu bütünleşme olayı gerçekleştikten sonra protokola göre bütünleşme anındaki bütünleşen her iki partinin o günkü ilçe yönetim kurulları Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre tespit edilmiş sayıya tamamlanmak suretiyle ikisi birleşecek ve içerisinden bir başkan seçilecekti. Bu bazı ilçelerimizde daha kendiliğinden tek adaya inmek suretiyle çözüldü. Bazı ilçelerimizde bu onurlu göreve talip birkaç arkadaşımız çıktı. Seçim yapma zorunluluğu doğdu. Ve böylece örgütün kendi arzu ettiği kişinin de seçilmesi sağlanmış oldu. Bugüne kadar şükür yaptığımız tüm ilçe seçimlerinde ve başkanlık seçimlerinde bu bütünleşmeye gölge düşürebilecek, bu bütünleşme sevinç ve heyecanımızı zedeleyebilecek bir tepki olmadı. İnşallah biz bunu burada da başaracağız. Ondan mensup arkadaşlarımız da böylece bizim görüşlerimizi halkına yansıtacaklar. Daha sonra biz baş başa başkanımızı seçeceğiz inşallah. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelemizin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başarıldığı, becerildiği günlerde bir aşiret düzeninde, bir kabile inisiyatifinde, bir ne bileyim işte padişahlık inisiyatifinde bir teokratik toplum devralmıştı. Bunun demokratik anlamda örgütlenmesi gerekiyordu ve bu şekilde bir devlet düzeni kurulması zarureti vardı. Nitekim bu 1980 askeri harekatından partimiz de nasibini aldı. Ancak söylemeden geçemeyeceğim, bugün meclis başkanımız olan Sayın Hüsamettin Cindoruk
12 Eylül'den Eylül sırasında kapatılan Cumhuriyet siyasal partilerin kapatılmasını eleştirirken bir güzel söz söyledi. Ben onu hiç unutamıyorum. Ben ANAP Adalet Partisi'nin kapatılmasını anlarım. Milli Selamet Partisi'nin kapatılmasını anlarım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapatılmasını anlarım da doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin için kapatıldı. Bunu anlamakta hala güçlük çekiyorum diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasında ne kadar büyük haksızlık yapıldığını dile getirmiştir. Bu askeri müdahaleden sonra biliyorsunuz siyasal yaşama tekrar bir geçiş süreci yaşadık. Bu arada hepinizin malumu Halkçı Parti, SODEP, takiben Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti ve kapatılan partilerin yeniden açılmasına müsaade eden yasanın çıkmasından sonra da Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden o yasanın getirdiği hükümlerden dolayı alel acele açılmak zorundaydı. Bunu birileri çıktı içimizden ve açtılar. Bu ayrılık döneminde isteyerek, istemeyerek, bilerek, bilmeyerek birbirimize karşı kırıcı, yıkıcı işlerimiz, hatalarımız olmuş olabilir. Ama şükür bu yanlışlığı ve bunun sosyal demokratlar üzerinde yarattığı zafiyeti çok yakinen hissettik. Ve başkanlık seçimi ilerleyen saatlerde basına kapalı devam ettiği için Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına kimin seçildiğini sizlere duyuramıyoruz. Sayın Turhalılar, halka dayanmayan hiçbir gücün amacına ulaşmayacağını biliyoruz. Arena bu sorumluluk anlayışına olan bağlılığını pratikte de göstermiştir. Arkadaşımız ve büro müdürümüz İbrahim Dinç size her konuda yardımcı olmaya hazırdır. Belediye sitesindeki büromuzu her zaman arayabilirsiniz. Adres Yeni Belediye Sitesi Kat 4, numara 408, telefon 275-47-55, Arena Gazetesi Turhal Şubesi. Çetin Kayalar'dan halkımıza duyurulur. Yoğun istek üzerine başlatmış olduğumuz yataklı köşe koltuk takımlarının kampanya süresini Kurban Bayramı'na kadar uzatmış bulunuyoruz. Fiyatlar yine aynı ve ayrıca klasik oymalı koltuk takımları kampanyaya dahil edilmiştir. Yataklı köşe koltuk takımı 13 milyon, klasik oymalı koltuk takımı 20 milyon. Kıyaslayınız, farkı fark edin, kaliteyi ucuz alın. Çetin Kayalar Mobilya. Meltem Kurt adına nüfus cüzdanıyla okul kimliği kaybolmuştur. Bulanların Kanal Alfa'ya başvurmaları rica olunur. Bugünkü döviz kurları ise şöyle. 1 Amerikan doları alış 42.400, satış 42.600. 1 Alman marka alış 30.325, satış 30.400. Bölgemizdeki hava durumu ise parçalı çok bulutlu, yükseklerde yağmurlu. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esecek. Bu akşam Şahin Eczanesi nöbetçi. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Mutlu akşamlar. Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunları da omuzlamaya alın. İbrahim Güney, Orman İşletme Şefi Halbis Kılıç, Şeker Fabrikası. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçenek sana yardım veriyorlar. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 13 Nisan 1995 Perşembe. Alfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri izliyorsunuz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı için yapılan oylamada adaylardan Mahmut Uzar 24 oyla ilçe başkanlığına getirildi. Başkanlığı seçiminde siz kazanmışsınız. Evet. Onun hakkında konuşabilir misiniz? Evet, tabii. Bildiğiniz gibi CHP, CHP'nin birleşme kurultaylarından sonra il ve ilçelerde örgütlenmeler başladı. İlimizde de, Tokat ilimizde de
Sayın Orhan Diren il başkanlığına seçildi. Diğer ilçelerde de seçimleri yapıldı. İlçe başkanlarımız seçildi. Sadece Reşadiye ve Yeşilyurt haricinde tüm örgütlenmeler gerçekleştirildi. Ancak bizim Turhal'ımız tabii yapı itibarından çok değişik bir yer olduğu için bu düne kadar aksadı. Her türlü girişimler yapıldı. Başkan adaylarıyla ilgili tek aday çıkması için uğraşlar verildi. Tabii demokratik kurallar işliyor biliyorsunuz. Demokratik kurallar çerçevesinde ben dahil iki arkadaşımız daha çıktı. Sayın Varol ve Sayın Aydın arkadaşlarımız. Birlikte seçime girdik biz dün. Bu seçim birinci turunda 20 oy ben aldım. Sayın Varol 17 oy aldı. Sayın Aydın 7 oy aldı. İkinci turda Sayın Fahrettin Aydın çekildiler. Sayın İsmail Varol ve ben kaldık. Ve ikinci tur sonuçlarında da 24 oy ben aldım. 19 oy da değerli arkadaşımız İsmail Varol aldı. Ve seçim bu şekilde bitti. İlçe başkanı oldum. Tabii Turhal'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin ilçe başkanlığını yürütmek gerçekten güç bir olay. Çünkü Atatürk'ün partisidir, Atatürk'ün devamıdır. Ben tüm sosyal demokratlardan ve Turhal'lardan yardım bekliyorum. Buyursunlar, gelsinler, her türlü ihtiyaçlarına bir ilçe başkanı olarak karşılamaya hazırım. Görevim neyse biliyorum, görevimin bilincindeyim. Ve tüm sosyal demokratları bir çatı altında ve birliktelikte toplamaya çağırıyorum. Hayırlı olsun. Bugün Yavuz Selim İlkokulu'nda müzik korosunu oluşturan öğrencilerin bir yıl boyunca yaptığı çalışmalarını velilerine sergilediler. Haberimizin tamamını ana haber bültenimizden sonra izleyebilirsiniz. Turhal Belediyespor Handbol takımı dün akşam Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile karşılaştı. Maçı baştan sona üstün götüren handbol takımımız rakibini 32-24 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aştı.
Son maçını pazar günü saat 13'te Turhal Kapalı Spor Salonu'nda Tokat Plevne Spor ile yapacak. Şampiyonluk turunu atmaya ve bu heyecanı yaşamaya tüm Turhallı spor severleri davet ediyoruz. Döviz kurları ise şöyle. 1 Amerikan doları alış 42.525, satış 42.625. 1 Alman marka alış 30.325, satış 30.425. Bölgemizdeki hava durumu ise iç kesimlerde karla karışık yağmur, rüzgar kuzey ve batı yönden kuvvetli esecek. Bu akşam Tekele Eczanesi nöbetçi. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Hayırlı akşamlar. İbrahim Güney, orman işletme şefi Halbuki Kılıç, şeker fabrikası. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar işte seçen insana yardım edin. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 15 Nisan Cumartesi. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izliyorsunuz.
Sayın seyirciler, Doğru Yol Partisi Tokat Milletvekili Devlet Bakanı Ali Şevkerek 4 aylık aradan sonra Tokat ve ilçelerini kapsayan gezisine bugün Turhal'dan başladı. Doğru Yol Partisi ilçe binasında partililere seslenerek 110 günlük koalisyon hükümeti döneminde yapmış oldukları icraatlarını değerlendirdi. Hem de genişliğine sizlerle görüşmeyi hep görev bilmiştik. Ama son 4 aydan beri gerçekten başkanımızın da söylediği gibi işlerin belki size anlatamayacağım ağırlıkta ve ölçüdeki büyüklüğü aşağı yukarı son 2 ayda 3 defa program yapmama rağmen, ki onlardan çoğunuzun haberi vardır, programı bütün ilçeler dahil, bütün beldeler dahil saati saatine hemşerilerimize bildirmemize rağmen o 3 programı da iptal etmek mecburiyetinde kaldık. Artık öyle bir hale geldim ki bu sefer programı ne zaman ki tam kesin arabanın tekeri dönerse o zaman bildirelim diye. Gerçekten Sayın Başbakanımızın Amerika'yı ziyaretlerini de fırsat bilerek yarın akşama kadar sizleri ziyarete geldik. Yarın saat 9.30'dan saat 17'ye kadar, yani bütün gün sürecek. Böylece Tokat'ta hem bütün ilçe ve belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle karşılıklı meselelerimizi gündeme getirmiş olacağız. Hem de bu programlarımızı uygulamış olacağız. Sevgili Turhal hemşerilerim, tabii bakınız şu anda ben Turhal'da konuşurken, Allah daha ziyade etsin, 5 tane kamera var. Yani artık iletişim çağındayız. Yani bugün burada yaptığımız konuşma akşamleyin bütün Tokatlı hemşerilerimize yayınlanacak. Ben programımı böyle kaba taslak bir çizdikten sonra size de bazı genel bilgileri ve sizlerin aracılığınızla Tokatlı hemşerilerime bazı genel bilgileri vermek isterim. Gerçekten Türkiye'mizin ağır şartları var. Ve gerçekten biz 3,5 yıldan beri de iktidarız. Biliyorsunuz bu iktidarın 2 yılını 49. hükümet, 1,5 yılını da 50. hükümet olarak aynı partilerin oluşturduğu bir koalisyon yürüttü. Her zaman söyledim. Sevgili hemşerilerim, koalisyon bir uzlaşma işidir. Karşılıklı anlaşma işidir. Ama daha evvelden Türkiye'nin demokrasiye giriş tarihinden sonra birbiriyle aksi fikirde gibi görünen iki partinin koalisyon halinde iktidar oluşturması Türkiye için önemli bir olaydır. Sevgili Turhal hemşerilerim, sevgili Tokatlı hemşerilerim, Türkiye'nin büyük meseleleri vardı. Türkiye'nin birikmiş meseleleri vardı. Biz onlarla tabir caizse mücadele ediyoruz. O yüzün hepsini kullanıyoruz. Hangi şartlarda? Biraz evvel söylediğim koalisyon şartlarında. Hangi şartlarda? Bir yılda, iki yılda rayına oturtulması imkan olmayan ekonomik şartlarda. Terörün hepinizin bildiği ayrıntılı şartlarında bir büyük mücadeleyi sürdürüyoruz. Henüz istediğimiz hedefe ulaştık mı? Hayır. Henüz istediğimiz hedefe ulaşamadık. İstediğimiz hedefe ulaşmamız için zamana ihtiyacımız var. Çünkü bunlar söyleniyor ama unutuluyor. Bir kere daha söylemek gerekir ki 11 yılın birikmiş meselelerini bir koalisyon hükümeti bilinen Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık değişiklikleriyle 3,5 senede ancak bu ölçüye getirebildi. Başarılı olduğu noktalar var.
ortada olduğu noktalar var, henüz amacına ulaşamadığı noktalar var. Başarılı olduğu noktalar var. Terör konusunda Türkiye'nin birliği ve dirliği yolunda artık Hakkari'sinden Edirne'ye kadar 2-3 sene evvelsi durumla ölçülemeyecek ölçüde kesin bir rahatlık var. Tabii vicdanlara, tabii görenlere büyük bir mesafe alındı. 36 yıldır Türkiye'nin konuştuğu gümrük birliği meselesi 1-6 Mart anlaşmasıyla önemli bir noktaya getirildi. Ve Türkiye, Allah'tan bir mani çıkmazsa 1 Ocak 1996 tarihinde gümrük birliğine girecek. Sevgili hemşerilerim, gümrük birliği bir büyük olaydır. Ve gümrük birliği yalnız gümrük birliği olayı değildir. Gümrük birliği bu odadaki şu iki lamba, şu pervane, şuradaki levha, şu baca deriği, bu televizyon. Halbuki bir de bu odanın bütün duvarları var, içindeki insanlar var, kameralar var, biz varız. Yani esas ana amaç bu odanın tamamının imkanlarından yararlanmaktır. Biz sanayimizi, teknolojimizi, sermayemizi, ilerlememizi, bilim ve tekniğimizi ve ihracatımızı ve üretimimizi aşık atar hale getirmek durumundayız. Orada 300 milyonluk bir pazar var. 400 milyona yaklaşan bir pazarın dışında Türkiye kalmamalı. Türkiye yalnız kalmamalı. İşte çok büyük çalışmaların sonucunda 36 yıl sonra rahmetli Menderes'in, rahmetli Fatih Rüştü Zorlu'nun verdiği dilekçelerden sonra 6 Mart 1995'te işi kesin bağlamayı emeğe geçenlerden Allah razı olsun, bugüne kadar sürdürenlerden Allah razı olsun, bize nasip oldu. Önemli bir dönemeçti. Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in konuşmasına müdahale eden bir vatandaşımız Turhal'a ne yaptığını sorduğunda, bütün siyasilerimizin söylediği gibi sandığa kendini hazırla demekle yetindi. Evet. Köy yolundan beter yollarımız. Evet. Onlar hangi yollar? Evet. Turhal'ımızın yolları. Onlar caddeleri. Onlar belediye. Evet. Belediye. Evet. Belediye. Yardım edin. Peki şimdi bu karşılıklı konuşma değil. Evet, sen bakalım. Şimdi sandığa kendini hazırlarsın. Tabii evet. Senin takdirin neyse ona göre karar verirsin. Her şeyden evvel tabii böyle bir stil, böyle bir konuşmada gayet açıklıkla söyleyeyim uygun değil. Sayın seyirciler, ilçemizdeki yolların durumunu dile getiren vatandaşımız, aslında biz biliyoruz ki bu sorudaki maksat karayollarımızın durumuydu. Ancak cevap olarak sandık teklifini alan vatandaş orada soracağı önemli soruları sormaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Evet sayın seyirciler, Doğru Yol Partisi Tokat Milletvekili Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in konuşmasının tamamını haberlerden sonra izleyebilirsiniz. Sayın seyirciler, ne zaman bitecek bu çile? Evet, çoğu kez haber programlarımıza konu olan halkımızın bitmek bilmeyen çilesi altyapı sorunu. Şimdi bir kez daha soruyoruz yetkililere, neden yanlış iş yapıyor, açtığınız çukurları kapatmıyor, halkımızın yaşantısını daha da zorlaştırıyorsunuz. Sayın seyirciler, hatırlarsanız yıllar önce belediye tarafından bir firmaya ihale edilen altyapı ne hikmetse halen bitirilemedi ve bitirileceği de benzemiyor. Bitmediği gibi halkımızın hayatında zehir etmeye devam ediyor. Yağışlar yüzünden kazılan yollar düzeltilmediği için vatandaşlarımız alışveriş esnasında adeta çamurla mücadele etmeye çalışıyorlar. Biz buradan tekrar sesleniyoruz yetkililere, bu halkın çilesini bir an evvel bitirmeleri için. Tamam.
kitaplarını böyle toplaması. Kendi çekmesi. Gençlere müjde, ilçemizde artık ihtiyaç haline gelen ve korsan satışları önleyerek halkımıza daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan Pırtaşop bugün açıldı. Coco, Alpin ve Tempo Jeans'in tüm çeşitleriyle siz gençlere daha iyi hizmet verecek olan Pırtaşop, tüm halkımızı kalitenin sunulduğu tek yetkili bayi yani Pırtaşop'a bekliyorlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gençlerin böyle bir mağazaya ihtiyacı vardı Turhal'da. Ürünleriniz neler? Turhal gençliğine büyük bir hizmet vermekten kıvanç duyuyoruz. Turhal halkına Alpin, Tempo, Coco, Kot ürünlerini ve bunların üst gruplarını göstermekten, reklam çalışmalarında bu tür açılışı Turhal halkına biz layık gördük. İnşallah bundan sonra işlerimiz de iyi olur. Turhal halkı da alışveriş yaptıkça kendi ürünlerimizin çeşitlerini görür. Bu markalar başka mağazalarda yok mu Turhal'da? Yok, Turhal'da sadece biz 3 jin bayilik bizde. Alpin, Tempo, Coco. Başka bir yerde satışı yoktur. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlarımız çok cazip. Ben ne kadar böyle desem de halkın gelip görmesi lazım. Bizde bu bayilik kotları 900 bin liradan başlıyor. En pahalı kotumuz 1.575.000 lira olmakta. Kottan başka ne gibi? Kottan başka pantolonlarımız var. Keten pantolonlarımız, gömleklerimiz, yeleklerimiz, kot montlarımız, tişörtlerimiz. Bundan sonra yaklaşık 10-15 gün sonra daha değişik gelecek çeşitlerimiz var. Tabii yeni mamullerimiz gelecek. Şu anda bayilik bayrama mal yetiştiremediği için bize de şu anda kısıtlı mal vermekte. İnşallah şu bir ayın içinde bazı eksiklerimiz varsa müşterilerimizden özür diliyoruz. Bunu da telafi edeceğiz. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Hollanda'da sözde Kürt parlamentosu ile ilgili Gazi Osman Paşa Üniversitesi Senatosu'nun Türk kamuoyuna duyurusu. Asırlar boyu aynı toprakları yurt edinmiş ve aynı kültürle yoğrulmuş
vatanı uğruna aynı cephelerde mücadele etmiş milletimiz, birbirinden ayrılması hiçbir zaman mümkün olmayan etli tırnak gibidirler. Tarihi gerçeklerle sabittir ki Necip Türk milletinin şefkat ve merhameti dört bir yana dal budak salarak gerektiğinde gayrimüslimleri bile kucaklamıştır. Bütün bunları görmezlikten gelerek ülkemizi fitne ve ayrılık rüzgarları estirmek isteyen dış güçlerin desteğiyle bir takım senaryolar düzenlemekte ve Türk milleti birbirine düşürmek istenmektedir. Bunların en sonuncusu ve en çirkini Hollanda'da kurulmakta olan sözde Kürt parlamentosudur. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu gayri ciddi oluşumu bütün benliğimizle telin ediyoruz. Bizler Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin mensupları olarak Avrupa'nın ortasında tam yanları başında Bosna'da işlenen insanlık suçuna ve zulme ciddi hiçbir ses çıkarmayan, hatta zalim Sırplara destek veren, yeri geldiği zaman insan hakları çığırtkanlığı yapan, işlerine geldiğinde de bizlere dost gibi görünen ancak çirkin emeller peşinde koşarak her fırsatta düşmanlıklarını ortaya koymaktan çekinmeyen ve NATO çatısı altında bizimle birlikte olduklarını yapmacık olarak göstermeye çalışan Hollanda ve benzeri dostları kınıyor, bu himayeci tavırların rahatsız edici ve hatta ürpertici olduğunu vurgulamak istiyoruz. Gazi Osman Paşa Üniversitesi adına Rektör Profesör Doktor Mümtaz Turgut Topbaş. Sayın seyirciler, 103.0 MHz'den sizlere yayın yapan radyonuz Seda FM teknik bir arıza sebebiyle pazartesi gününe kadar yayın veremiyor. Bu nedenle bütün dinleyenlerden özür diler Seda FM. Bugünkü döviz kurları ise şöyle. 1 Amerikan doları alış 42.600, satış 42.675. 1 Alman markı alış 30.500, satış 30.600. Bölgemizde hava durumu ise parçalı bulutlu ve açık, rüzgar batıdan hafif esecek. Bu akşam Yeni Eczanesi nöbetçi Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar. Selim Çelikbaş, Abdülmecit Demir, Saif Aslan, Rıfat Şen... Bunların daha da ağırlaştırdıkları bütün sorunlarını omuzlamaya alın. İbrahim Güney, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Konuşması. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seslenip sana yardım veriyorlar.